Mal da müşterinin yongasıymış. Gidelim, uyumadım ya. Sen bir buzağısını görsen. Ya. Ağlamayınca insan ağlayacak. O şey hep öldüğü gün oluyordu. 1,5 aylık. Ağlama şimdi, geçecek. Hadi ağlama. Ah gidi kadın anam benim ha. Hadi. Ellerimi ağızlarını soktum. Yok. Teyzem ineğiniz nasıl öldü? Şeyden oralardan bahçe kenarlarından şu gırladı güttüm geliyordum. Akşamüstü Raz Çavuş muhtarın annesiyle ayrıldık ondan. O ben arkadan geliyordum. O ünden geliyordu. Aynıdan ünümden giden oraya bir yarın üstüne yemiş yiyecek bulmak için. Oradan hayvanımı çektim geliyordum. Patıdak düştü. Hayvanlarımı öbür günleri bıraktım, endim. Ayakları kırılmış, boynuzları kırılmış. Kan içinde kaldı. Ağladım, ağladım. Hem mi yok çarem. Tek geçim kaynağı ineklerim miydi? Tabii bir şeyim yok. Beni devlet evvel 3 ayda 300'leri veriyordu. Şimdi 400-500'leri veriyor. Allah razı olsun devlete. Bunları yeminden, işesinden uğraşıyordum. İneğinin öldüğüne çok mu üzüldün teyze? Çok üzülmez miyim? Sarı altın gibiydi benim annem. Çok mu severdin? Ya fazla bunlar kır inekleri. Fazla olmaz ama sütü yoğurdu. Şeydi, daha fazla sağmıyordum. Allah razı olsun. Sana bir inek alalım mı teyze? Siz bilirsiniz ya. Buzağı da annesiz mi kaldı? Annesiz kaldı ya. Anasız yetim şey gibi, yavrular gibi kaldı da. Peki ona nasıl bakacaksın? Nasıl bakacağım bilmiyorum gari. Öbür ineklerden ona hayatı ellettirmez. Teyze annesi de mi aynı renkteydi böyle? Aynı sarı, sap sarıydı. Sarı mıydı? Öyle mi? Böyle yanında yoktu. Selam geçti. Sağ ol Fahri. Gel teyze. Alışkanlık. Alışkanlık. Devletin boyunu bak bize karşı yiyecekler. Allah razı olsun. Bileyim. Kaç sene şu bu gramatın elim. İnek burada mı can verdi teyze? Evet, burada can verdi. Sen ne yaptın? He? Sen ne yaptın? Sen ben de başında oturdum. Gözlerini kapadım. Kapanmadı. Açık gitti gözleri. Çok ağladım hemen. Komşular çok yardımcı oldular. Allah'tan şey olmadı.